Siz bu Kur'an'ı anlayamazsınız. Dedi. Bu Kur'an'ı anlamazsınız. Abi niye ben salak mıyım? Siz bu Kur'an'ı anlayamazsınız. Bu Kur'an'ı anlamak zor iştir, ancak biz anlarız. Biz ne anlatırsak siz onu anlarsınız. Biz bu Kur'an'ı anlayamayacak kadar dangalaksak, o kadar akıl bizde yoksa, biz niye namaz kılıyoruz ki? Bizim doğrudan yerimiz cennet zaten. Allah karşısında mesul değiliz ki biz, akıl yok, mesuliyet yok. Koyacak cennete emsal olarak yaratmış seni. Akılsız yaratık nasıl olur diye seni onun için yaratmış, onun için ceza mı verecek? Eğer futbolda ne zaman gol oluyor, onu anlayacak kadar aklın varsa, otomobilin gaz pedalıyla fren pedalı arasındaki farkın ne olduğunu anlayacak kadar aklın varsa, Necmiye Hanım'ın öğrettiği çilek reçelini yapabilecek kadar aklın varsa, kocana namaz takkesi örecek kadar aklın varsa, Allah'ın kitabını anlayacak kadar aklın var demektir. O akıl sana yeter, artar, üç numara büyük gelir. İslam dinini bilmeyen ve İslam karşıtı olanların çokluğu, doğru olduklarının kanıtı değildir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor: İnsanların çoğuna uyarsan, onlar seni doğru yoldan saptırırlar. İnsanların çoğu inkarcıdır. İnsanların çoğu sınırı aşandır. Onların çoğu Allah'a ortak koşandır. İnsanların çoğu inanmaz. İnsanların çoğu gafildir. İnsanların çoğu şükretmez. İnsanların çoğu zanna uyar. İnsanların çoğu nankördür. İnsanların çoğu yalancıdır. İnsanların çoğu haktan hoşlanmaz. İnsanların çoğu Kur'an-ı Kerim'den yüz çevirdi. İnsanların çoğu doğru olan dinin Müslümanlık olduğunu bilmez. İnsanların çoğu Allah'ın mucize yaratabileceğini bilmez. İnkarcıların çoğu akıl etmez, kafası çalışmaz. İnsanların çoğu ölüleri Allah'ın dirilteceğini bilmez. Şimdi ben soruyorum. 1000 sene bu millete Kur'an'ın ne dediğini anlamadan okutanlara soruyorum. Nasıl dayandı bu millet bu Kur'an'ı okudu? Ben bir tane bunların Kur'an okuttuğu adamlardan artık yeter dayanamıyorum daha okuma diyen görmedim. Diyemez çünkü bir anlamıyor ki bir şey. Hafızın sesi güzelse ağlıyor. Başka bir şey yok. Bir Suud heyeti gelmiş, bana bunu Mehmet Dülger Bey anlattı. Adamları Cuma'ya götürmüşler Ankara'da. Kur'an-ı Kerim okunuyor, bizimkiler orada habire ık vık ağlıyorlar. Arap demiş ki, ya bunlara ne oluyor, bir sıkıntılarım var, niye ağlıyor bunlar? Ne Kur'an ya, Kur'an okunuyor da demiş, burada mirasın paylaşımından bahsediyor. Bunun ağlanacak, duygulanacak neyse demiş ki, onu anlamıyor. Ah, işte bu, papa.